GTA evreninde Epsilon tarikatı, varlığı kanıtlanmış uzaylı ve uzaylı komplolarıyla olan bağları da açığa çıkarılmış bir tarikattır. Ekonomik, politik veya sosyal gücü olan birçok kişi bu tarikata mensuptur. Varlığı, ilk olarak San Andreas'ta ortaya çıkan Epsilon tarikatı, GTA 4 ve GTA 5'te de varlığını devam ettirebilmiştir. GTA 5'te oyuncular sabır gerektiren bir dizi görevden sonra tarikata tam anlamıyla katılabilirler. Bu videoda sizlere Epsilon tarikatına nasıl katılabileceğinizi ve de gelecekte tarikatın nasıl bir yol izleyebileceğini göstereceğim. İlk yapmanız gereken şey Michael karakteriyle Epsilon tarikatının web sitesine girip kimlik testine girmenizdir. Testi bitirdikten sonra Rayton Kanyonu'nda bir soru işareti simgesi görülecektir. Birinci Epsilon görevi böyle başlar. Bu işaretin olduğu yere gittiğinizde kırmızı bir kamyonet göreceksiniz. Bu kamyonete yaklaşıldığında iki tarikat üyesi gelip Michael'ı bayıltacaktır. Yeah, fuck it, why not? Take me to my father, father, brother, uncle, Kiflum. Oh, peace, brother, brother. Kiflum. Oh, Kiflum. Really? Oh. Michael çölün ortasında uyanacak. Michael uyanırken gizemli bir ses Michael'a tuhaf bir şeyler söylemektedir. Uyandıktan bir süre sonra Marnie adında biri bize bir mesaj gönderecektir. Gönderilen mesajdan yine Epsilon tarikatının sitesine girip $500 bağış yapmanız gerekir. Bu bağışı yaptıktan 12 saat sonra haritada Epsilon harfi sembolü görülecektir. Bu da ikinci Epsilon görevidir. Haritada belirtilen yerdeki yeşil kapıdan geçince bir sinematik devreye girer. Sinematikte Marnie ve onun yardımcısı Michael. Marnie, Michael'a $5000 daha bağış yapması gerektiğini söyler. Hello? You have come this far, but the journey has only just begun. You've waited years for this moment. You're exactly in the right place. I was lost. I sold myself. I took drugs. I was in conflict. Then I discovered an incredible truth, a truth so incredible that if I told it to you now, you would melt into nothingness. You are ready. But you are not ready. Oh, I'm not ready. Then you're ready. I don't know about that. The truth is incredible if you're capable of understanding it. We have your email address. We will send you an incredible education tool that will help you to unlock the secrets of the existence. That will cost as little as $5,000. $5,000? What price would you put on having the tools to understanding everything and to achieving the impossible? The price I would put on that is every penny you've ever earned. Kiflum, sister mother. Well, the price I would put on it is all the money in the entire world, because that is how much it is worth. Well, we're offering you millions of dollars of top quality research and learning by society's best thinkers for only $5,000. Think about it, Michael. And if you think too long, we know you're not ready. Kiflum. Kiflum! Okay. Been there.
Michael, Epsilon tarikatına web sitesi üzerinden 5000 dolar daha bağış yaptıktan 18 saat sonra Grape Seed'de Epsilon sembolü ortaya çıkar. Michael burada Marnie ile buluşur. Michael, or should I say Zolag? What? Your real name is Zolag. You are a king. You lived in a cloud city, but evil forces came and cast you out. Now you are trapped here, but soon you shall be free. Okay. I used to be called Marnie. Now I am Shupar, Queen of the Winds. Doubting is the pathway to believing for non-objectionable persons. The literature is very clear about that. Why is it whenever people talk about reincarnation, they're always a king or a general or a famous person? How come they're never a serf or a rock or a bug? Oh, it is easy to be a doubtful antithesis, but be a thesis, Zolag! These are incredible truths. I used to be lost. Now I'm the most powerful person in existence. Last night, I went to 47,000 places at the same time. Okay. This is bullshit. Objectionable persons fall in any hurdle. Goodbye. Helping higher beings is the pathway to acquiring a higher existence. I'm sure it is. You're not. But you are on the way. Some of our true thesis holders, who also happen to be top of their field actors, philosophers, and humanitarians, require cars. Oh. Can you find it in your heart to be of service? The spirits shall email you their requirements. The spirits have email. Don't be an antithesis, Zolag. Kiflom. Kiflom. Buluşmadan sonra Michael 5 farklı arabanın isminin geçtiği bir e-mail alır. Michael bu arabaları belirtilen garaja getirdikten sonra Epsilon görevlerinin üçüncüsü de bu şekilde sona erer. Zolag, don't be an antithesis. Six places at once and still stuck on the Olympic freeway. Kifla. Right! Wait! Holy shit! Crazy! Kiflom.
Well done, Zolag. Well done. This is the work of a true thesis. Zolag, don't be an antithesis. Üçüncü Epsilon görevinin bitiminden 6 saat sonra yine Grape Seed'de bir Epsilon işareti ortaya çıkar. Michael bu noktada John isimli başka bir tarikat üyesi ve yine Marnie ile buluşur. Imagine if the answer to everything was hidden in this bush. Or the answer to nothing, because that is the answer to which there is no question. Ow! It just gave me a shock! Maybe Kraft's trying to tell me something. Unlimit your limitations! This technology is too powerful for human understanding. Hello, Zondar. Kiflom. Kiflom. Marnie. Wait, I thought my name was Zolag. That's because everything you have ever thought is wrong, Zondar. Do you know top actor, philosopher, and environmental activist Jimmy Boston? What's up, bro? Hey, how you doing? Kiflom. Right. Yeah. Kiflom. Welcome to the truth. Your thoughts are probably very confused. Chris is clear about this. Yeah, you're neither thesis nor antithesis. You're nothing, Zondar, nothing. I've become a thesis, bro, in record time. So Chris said I could hunt for extraterrestrials out here using this incredible meter. This is science the authorities try to suppress. Well, Zondar, now you can meet your people. Yeah. Kiflom. 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 This area is a confirmed hotspot for extraterrestrial activity, bro. The device should light up blue when it finds a signal. İlk önce bir televizyon, sonra da metal bir kutu bulurlar. Why don't you channel that energy into something herhangi bir uzaylı eseri olduğunu düşünmezler. Oh! Oh, oh, hey! This? It? I don't know. Shikuku car! Is this it? If there is doubt in your mind, you're an antithesis, and the metaverse will not reveal its secret. Guess we keep looking, bro. Do not despair, Zondar. You just need to try harder to rid your mind of ignorance. That's all. I think I'm close. So this is it, right? Do you doubt the truth? Do you? I doubt that you don't doubt. Now I'm doubting. Then the search must continue. Hey, Marnie? Okay. En sonunda kahverengi bir bot bulduklarında bunun aslında bir uzaylı nesnesi olduklarını ikna oldular. Böylece 4. Epsilon görevine gider. I understand that this is fucking it. Good. Then you know what it costs. $5,000. $10,000. Whatever. Kiflom. Beşinci Epsilon görevine başlayabilmek için Epsilon sitesi üzerinden 10.000 dolar bağış yapılması gerekmektedir.
Bağış yapıldıktan 18 saat sonra Vinewood, Howick'te 5. Epsilon görevi ortaya çıkar. Görevin başladığı yere gidildiğinde bir sinematik devreye girer. Sinematikte Marnie, Michael'a tarikatın giysisini satın almasını ve 10 gün boyunca hiç çıkarmadan giymesini söyler. Hello, Xandar. Are you ready? For what? It is today and the tract can be written. Wait. I can't believe that you got wrapped up in this bullshit. You seem like a nice girl. Objectionable antitheses are worse than idiots on a sinking ship. The literature makes that very clear. Yeah, well, does the literature make clear that you need help? I have help. I know the truth. If you want to know me, agree to pay your dues and wear pale blue attire for the next 10 days. You should get the attire off the website. It's very reasonable, right? What? Are you even capable of listening, Xandar? Kiflum. Bu giysi 25 bin dolara web sitesi üzerinden satılmaktadır. Sipariş edildikten 24 saat sonra giysi giyilebilir. Ugh, this place is so boring. They totally need to get me a condo. I think if I behave like enough of a bitch, maybe they'll give in and get me somewhere. I kinda like them actually. It's just being nice doesn't get me anything. Giysi giyilip tam olarak 40 defa yatak üzerinden kayıt alındığında 10 günlük bir süre geçmektedir. Başka bir görev veya yan görevin yapılması veya bu 10 günlük süre içinde başka karaktere geçilmesi Michael'ın giysilerini değiştirdiği için sakıncalıdır. 10 gün sonra Michael, tarikatın kurucusu olan Chris Formage'dan görevin bitişi hakkında bir mesaj alır. 6. Epsilon görevinin başlaması için bir öncekinin bitimi üzerinden 48 saat geçmesi gerekir. Görevde Port Zancudo'nun yanına gidilmesi gerekmektedir. Orada bir tarikat mensubu mavi bir uçağın yanında bekliyor. Michael buraya vardığında ilk önce Tom ile konuşur. Uçak Sandy Shore havalanına indirilmiş. Uçak indirildiğinde Jim adlı bir üye ile konuşulduktan sonra görev bitecektir. Kiflan, bro. Kiflan. Got the money? Kiflan. Cool. And the plane? Kiflan. Oh, nice. You're almost a thesis of truth, bro. You nearly there? It's gonna cost a little time and effort, and then it's astroplanes and 37,000 places all at once. And the chicks. Oh! You know, Chris and I sometimes watch porn together in the nude. Just to prove we don't get turned on by it. It's pretty awesome. Anyway, Kiflan, man. Laters. Kiflan. Oh! Chris says, if you're ready, here's a tree of truth. Now, he'll arrange a map, but it's kind of expensive to reach this level of existence. You'll need quite a bit of money. Someone will mail you, bro. Mind if I take the plane? Kiflan. Altıncı görev bitirildikten 12 saat sonra Grand Senora Desert'ta bulunan Marnie'nin yerine gidildiğinde 7. göreve başlanılabilir. Araya giren bir sinematikten sonra Michael'ın üzerinde Epsilon giysileri varken çölde
5 mil boyunca koşması gerekmektedir. Bu da aşağı yukarı 20 dakika sürer. Michael'ın koşması gereken yerler Marnie'nin karavanının güneyidir. Her onda 1 milde Michael'ın koştuğu mesafe güncellenir. Kiflam. Come on. You've discovered great things. Kiflam, brother, father, you now know we're not alone. And you've discovered the importance of higher beings, celebrities, like me. There's people to worship and guide you to truth. Here. This is your medal. Your achievements so far. Chris is very happy with you. Indeed I am happy, Zondar. You have achieved great things. But it is as a blink of the eye. Unless you achieve more, you shall not survive the apocalypse. Chris has spoken. Kiflam, Zondar, you're nearly a true thesis. Your antithesis is almost quelled. Ah, it's so great! I'm very reasonably priced, too. Ah, well, my antithesis. It's easy. Just bring a small donation to Chris at the Epsilon Center in the city. But first, you must wear your medal and your attire, and run 5 miles through the desert. Kiflam! Kiflam. Beş milden sonra Chris Formage, Michael'ı şahsen arar ve görev verir. Am I finished? No. Your journey is just beginning. Have you cast off the cane? Have you observed your inefficiencies? I guess so. Then they no longer exist. You are ready. Ready for what? To make another investment in yourself. Bring a generous tithe to the center in Vinewood, and I will personally receive you. I'm gonna chew your face off. Son Epsilon görevi, 7. görevin bitiminden hemen sonra açılır. Görevin başlayabilmesi için Michael'ın Epsilon giysilerini giymesi ve yanında en az 50 bin dolar bulundurması gerekmektedir. Görev, Epsilon programının ana merkezinde başlar. Araya giren bir sinematikten sonra Michael'ın mavi bir arabaya binip arabayı buluşma noktasına sürmesi istedim. Craft be praised. Welcome, Zondar. I'm so happy to see that you understand everything. Well, I know nothing, Chris, with no H. Well, then you know everything. Kiflam. Kiflam. The tract is being written. We're writing the tract together. Together. I'm writing the tract here. Do you have the cash? Yes. Yes, I do. Today, I was speaking with Carpetan in the Paradigm 4. And he said that we should deliver some of the apocalypse funds to the Cayman Islands. Ah, Kiflam. Then you and I can write the tract. Kiflam. Zondar, tell me, have you reached my paradigm? Kiflam. Now, are you ready to write the tract? Kiflam. Just make sure to deliver this big bale of cash to my helicopter. Oh, and I'm sure you'll be pleased to know Kraft is very impressed with your progress. Ah. Kiflam. Stay in convoy, Zondar. Chris is placing a lot of trust in you with this assignment. Kiflam. Zildor, do you copy? What is your ETA? I'm coming into land now. Ah, yes, brother. I see you. Excellent. How much money is in here, anyway? Why would that concern you? Any amount is insignificant when weighed against the value of absolute understanding.
Michael'ın sürdüğü arabanın bagajında Epsilon tarikatına yapılan bağışlar mevcuttu. Buluşma noktasında oyuncunun bir seçim yapması gerekir. Ya Epsilon tarikatının güvenlik görevlilerini öldürüp tüm parayı kendine saklamalı ya da kendisine verilen görevi başarılı bir şekilde yerine getirip sözde ödülünü almalı. Parayı kendine saklamayı seçerse görevden sonra Chris Formage, Michael'ı arayıp tarikattan atıldığını kaba bir dille ifade eder. You fucking traitor! After all we've done for you, you can consider your enlightenment revoked, you son of a bitch! And you can consider this my refund. Don't you realize how powerful I am? I make or break Vinewood careers. I will destroy you. Gotta go, brother. Kiflam. You are unsavable. You will be the fertilizer of the 10th paradigm. Görevin başarılı bir şekilde bitirdi. Ödülün alınması seçilirse, Michael tam anlamıyla tarikata katılmış. Fakat ödül çok tuhaf gözüken ve sürmesi inanılmaz zor olan bir traktördü. Cram loves you. Enlightened being, transcendent soul, all that good stuff. And lots of chicks. We've got something for you. You're going to be P-U-M-P pumped. Keflam. Start up, you piece of shit. Bütün bu görevler bitirildikten ve tarikata tam anlamıyla girildikten sonra tam olarak ne olacağı henüz netleşmemiştir. Bu yüzden bundan sonra GTA 5'te yapacağım bütün gizem videolarını Epsilon tarikatına tam anlamıyla katıldığım kayıttan devam edeceğim. Elinde sonunda bir fark yaratıp yaratmayacağını da artık zaman belirtecek. Peki hepsi bu mu? Uzaylılar, uzaylı komplolarıyla bağlantıları olan bu tarikat sadece görevlerde görüldüğü kadar mı? Yoksa bizlere sunulan bu unsurların arkasında yatan daha büyük gerçekler mi var? Bu da artık başka bir videonun konusu. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Daha fazla video izlemek veya abone olmak için ekrandaki resimlere tıklayabilirsiniz. Bana ulaştırmak istediğiniz gizemler olursa Facebook grubumuzdan, Facebook sayfasından veya Twitter hesabımdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.